Karasuk kültürünün bir devamıdır. Karasuk kültürü Sibirya Türkçelerinde Karasug ya da Karasu şeklinde söylenir ve Karasu demektir. Karasuk kültürü milattan önce 1200 milattan önce 700 yıllar arasına tarihlenir. Bu kültür adını Yenisey Irmağı'nın kollarından olan Karasuk Nehri'nden almıştır. En yaygın abideleri onların mezarlarıydı. Onlardan birindeyiz, Salbuk Kurganları. Salbuk kurganlarında atalarımızın tarihe düştüğü notları görüyoruz. Buralarda belli belirsiz insan betimlemeleri kalmış. En büyük kurganları burada. Salbık kurganları, Hakasya. Salbık kurganlarının en büyüğüne gidiyoruz. Diyoruz ya hani dünyanın neresine giderseniz gidin illaki bir Türk vardır. Kurganların tepesine iki kişi geldi. Hareketlerinden onların Türk olduğunu çıkardım. Azerbaycanlı kardeşlerimizmiş. Hemen kurganların yan tarafında hayvan çiftlikleri var. Bizim için kuzu kesmeyi falan önerdi ama bakalım zamanımız olursa dönüşte bizim Azeri kardeşimizin çiftliğinde bir kuzu çevirecek gibiyiz. Zaman kalırsa tabii. Şimdi önümüzde gidiyorlar ve en büyük Salbuk kurganına doğru gidiyorlar. Bize de kurganları anlatacaklar. Sağ olsunlar. 5 dakika sonra oradayız. Salbuk kurganlarındaki müzedeyiz. Burada komutana ait kopuzu görüyoruz ve çalgı aletleri. Değirmenler, bu bölgede bulunan gene mamutlara ait kalıntılar, ona benzer bir çalgı aleti, komutanın atının eyeri, Salbuk kurganlarıyla ilgili yazılmış eserler, Oçerki Historia Hakasya, Hakasya'nın batısının tarihi, kurganların açıldığı zamanlarla ilgili görseller var. Burada büyük komutanın mezarında bulunan onun şamanı, koruyucular asker betimlemesi var. Salbuk kurganlarının bulunduğu yerle ilgili bir çalışma gene. Burada da yine bu kurganlarda çıkan birçok malzeme. Dağ keçileri Saka Türklerini temsil ettiği için konulmuş. Burada öyle bir şey bulunmuyor. Burada kemer tokaları bulunuyor ve devlet görevlilerine verilen Pars sembolü. Bu sembolü gittiği yerde devlet görevlileri gösterdikleri zaman bütün kapılar açılıyor ve ne isterlerse onlara veriliyor. Buradaki en önemli parçalardan biri şu. Buradaki komutanın sırtından çıkan bu kazma onun sırtından çıkarılıyor ve bununla öldürüldüğü öğreniliyor. Tahta sapı çürümüş ama kazma o şekilde kalmış. Kurganlar piramit şeklinde, taş şeklinde örülüp üstü toprakla kapatılıyor. Büyük Salbuk kurganının resmi yapılmış. Birazdan şu kapıdan içeriye gireceğiz. Evet, Tagarskaya Arkeolojiskaya Kulturna. Tagar kültürüne ait arkeolojik alan. Bahsetmiştik zaten milattan önce 7. ve 1. yüzyıllar arasındaki bu bölgedeki Türk kültürüne Tagar Taşlık kültürü dendiğini söylemiştik. Burada da arkeologlar bunu tespit edip yazıya dökmüşler. Sevindirici. Tagar Taşlık demek Türk demek çünkü. Azerbaycanlı bir kardeşimizle karşılaştık. Burada hayvan çiftliği varmış ve Salbuk kurganları ile ilgili bize güzel şeyler anlatacak. Evet, Metle bağlı. Burada bu yurtta bizim 3. yarıdan evvel yurt salmış bu. Salbuk kurganında bunun o bıçağı olar, bıçağının sapını vurar, bura yurt salar. Bu taş Gornu Altay'da prensesa olar, onun mumyasını alanda 7-8 yıl olar. Onu oradan alanda o mumyanı, o daşın parçası düştü ora. Kan kardeşi olar, başka bir alakası olar, bilmərəm, onu oradan alanda bu taş oradan düştü. Bugünkü şamanlar da bilmir oradan niye düştü. Diğerler o orada oturmuş ve şekilde olup, bunu alanda o uca sırtına uzanmış şekilde düşüp. Yani bu taşı buradan getirdikleri için galiba bir Gök Tanrı'nın bir istememezlik durumu var. Öyle mi açıklıyorlar? Evet. O
Mumya'nın korunu Altay'da alanda mumya prensesi. Evet, buz prensesi. Ukok'taki. Bu buradan düştü. O prenses Gorno Altay'dan Rusya'ya Novosibirsk'e, Novosibirsk'den Moskova'ya gitti. Moskova'ya gidince bu taş buradan düşüyor. Bu taş düşüyor. Anladım. Çok bu taş güzel. Düşüyor. Çok güzel. Bunun aynı yıllarda da o prenses Novosibirsk'e taşındığı zaman Altay'da da 3 tane üst üste deprem oluyor. Deprem oluyor. Orada çok depremler oldu. Ve burada da deprem oldu. Bu taş buradan düştü. 2-3 gün öttü, bu taş buradan düştü. Burada büyük Sayın Şuşunuskin'in burada Sayın Şuşunuskin platinanın patlamasına sebep oldu. Anladım. Yani burada ata kültlerinin, yer, su ve ölü kültlerinin Türk inanışındaki yansımalarını bugün hala görüyoruz. Türkler tarihte neden atalarının mezarlarına çok önem veriyorlar? Bugün hala bunun örneklerini görüyoruz. Salbuk kurganlarında da. Yani Gorno Altay'da o bölgede birçok deprem olmuştu. Buz prensesi Moskova'ya taşınınca. Burada da Salbuk kurganlarındaki büyük bir kaya parçası, kütlesi devriliyor. Büyük Salbuk kurganının girişindeki bez bağlanan adak taşı büyük komutanın dinlediğini gösteren bıçak kabzası görünümlü taşa bez bağlıyorlar ve bunu çocuğu olmayan kadınlar yapıyor ve buraya bez bağladıktan sonra bir gün burada yatıyorlar ve kesinlikle çocukları oluyor. Evet, Salbuk kurganları 1954 ve 56 yıllar arasında Rus arkeolog Kiseleva tarafından açıldı. Onunla ilgili bilgiyi veren bir kaya kabartması. Evet, Büyük Salbuk Kurganı'nın içindeyiz. Burada şu an bulunduğumuz noktada bu kurganın yapılış nedeni olan Büyük Komutan'ın yeğeni, Büyük Komutan'ınla birlikte öbür dünyada da birlikte olabilmek için kendini kurban ediyor ve burada 13 yaşındaki yeğeni ölüyor. Daha sonra hemen şu karşı tarafta iki tane hizmetlisi, komutanı, Büyük Komutan'ı o kadar çok seviyorlar ki ismi belli değil bu komutanın. Biz de öbür tarafa seninle yaşamak istiyoruz deyip onlar da kendilerini kurban ediyorlar. Daha sonra Büyük Komutan hemen kurganın görülen büyük karşı köşesinde o da kendini kurban ediyor. Çünkü düşmanları sıkıştırmış durumdalar ve ölecekler, kendilerini kurban ediyorlar ve öte dünyada hep birlikte yine aynı güzel hayatı yaşamak için birer birer kendilerini kurban ediyorlar ve bu bölgedeki buluntular o şekilde. Aşağıdaki müzede Büyük Komutan'ın arkasından öldürüldüğü sivri uçlu baltayı gördük. Sadece tahta sapı yoktu. O baltayı arkasından saplayarak öldürüyorlar. Koruyucuları ise karşı tarafta biri yüzüstü düşmüş, biri de sırtüstü düşmüş bir şekilde ölüsü bulunuyor. Arkamda gördüğünüz taşların her biri 70 ton ağırlığında ve 230 kilometre uzaklıktaki Yenisey Irmağı'nın bulunduğu yerden getirilmiş. Büyük Salbuk Kurganı'nda Büyük Komutan'ın öldürüldüğü noktadayız. Burası bugün adak yerine dönmüş ve insanlar buraya bozuk para bırakıyorlar. Anadolu'ya getirdiğimiz bir gelenek olan kötü ruhları kovalayıp kaçırtmak için etrafa kafatası bırakma ritüeli Hakasya'da da yaşıyor. Şu an bir Hakas ayılındayız, bir Hakas evindeyiz.